Günaydın, bayramın birinci gününden herkese merhabalar, hayırlı bayramlar herkese. Rabbim nasip etti, yine bir bayram daha hep beraberiz. Sevdiklerimizle beraber eksilmeden çoğaldığımız daha nice bayramlar görmek dileğiyle. Ben şimdi bayram kahvaltısı hazırlıyorum. Çocuklarımızla ve eşimle beraber böyle ailece biz bize hazırlamış olacağım bir kahvaltı olacak. Ne yapacağım? Tabii ki börek aşkım. El açması böreğimiz. Sen benim patatesimi kızart da geri kalanını ne yapıyorsun yapabilirsin. Sadece kahvaltıda patates kızartması istiyormuş. Dedim ki olur mu öyle şey? Bugün bayram kahvaltısı dediğin özel olur, hani daha böyle bol çeşitli olur, ama sadece patates kızartması istedi. Gönlüm el vermedi. Ispanağım da vardı. Dedim ki el açması börek de hazırlayayım. Daha gidecek yerlerimiz var. Fazla zaman almasın dedim ben, ama çubuğa durmadı. Annemin ziyaretinde bulunacağız. Babaannemin yanına gideceğim. Babaannemlere, kayınvalidemlere. Böyle birinci gün çoğunlukla yolda geçecek gibi, böyle bol gezmeli bir gün olacak. Bakalım çocuklarla nasıl olacak. Ben daha fazla laf uzatmadan hemen böreğimin hamurunu hazırlamaya başlayayım. Herkes tarifini soruyor aşkım böreğimizin ya. Ama göster. Tarif vereyim mi? Ver. Su, tuz, un iyice yorun ya. Bunu defalarca. Hani göster abi. Hamurun kıvamını anlarsınız siz. Ben bugün az yapayım diyorum. Hani böyle iki tepsi değil de bize kadar. Bu arada sizler bu videomuzu bayramdan sonra izleyeceksiniz ya. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Böyle ben de vloglamak istedim bayramda neler yapıyoruz diye. Hadi başlıyorum. Şöyle göz kararı unumuzu döküyoruz. Bunu da alayım. Ispanaklarımız daha güzelce yıkanacak. Şimdilik bu kadar un kullanalım. Şöyle ortasını açıp ılık su. Ne soğuk ne sıcak, ılık olacak suyumuz. Bu sefer porsiyonluk yapmıyoruz ama galiba, değil mi? Evet, uzun uzun mu yapalım? Yok, böyle hani tepsini dolayalım, böyle yuvarlak. Dolayalım. Dur göstereceğim ben sana. Ha. Sen yap hamurunu. Öyle mi canım çekti? Evet. Farklı olsun. Gülmeyi istemiyormuş canım. Hamurumu yoğurdum, ıspanaklarımı yıkadım. Dedim ki ilk önce airfryer'e, ben hamurları böyle açana kadar airfryer'e patateslerimi atayım da kızarsın. Bu arada kızım da yanımda, Miralin de. Herkese iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Ay. Bakmış. Büyüyecekler Aslan ve Miralin de. Bize gelecekler canlar, hayal edebiliyor musun? Beraber sarmalar yeriz, tatlılar yeriz. Bayram sofrası hazırlarım. Kayalım anne. Hadi bakalım. Airfryer'e atıyoruz. Ben atayım, ben atacağım. Tamam, şöyle yapalım. Al bakalım anne. Ben bu kıyı tamam. Hadi müsaade et bana. Ben atayım. Hadi beraber. Hoppa, çalıştıralım şimdi. Dur bir dakika. Bunu. Bitti. Ispanakları doğradım. İçine tulum loru ekledim. Tuz. Karabiber. Dilerseniz soğan da doğrayabilirsiniz ama ben soğanı çok sevmiyorum. Patatesler airfryer'de 25 dakikada pişiyorlar. Daha 8 dakikası var. Ben böreğimi bitirdim. Fırına gidiyorlar şimdi. Ne kadar çabuk oldu. Caner bir defa el açması böreğimizi bu şekilde yapmamı istedi. Genellikle tek porsiyon olarak gül böreği şeklinde yapardık. Böyle de çok güzel oldu. Aslan, mamma, mamma anne. Çok seviyor yemeği, bayılıyor. Hadi bakalım, fırına atıyorum. Alt üst ayarda en hızlı derecede, 250 derecede pişecek. Ay dur anne.
Ta 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 tam. Bakın böreğim pişti. Şöyle yakından da göstereyim. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi afiyetle yiyeceğiz inşallah. Çocukların kıyafetlerini de hazırlamıştım. Kahvaltıyı yaptıktan sonra hemen biz de Caner'le beraber hızlı bir şekilde hazırlanalım. Ve artık evimizden çıkalım. Biz hazırlandık. Nasıl olmuşuz? Küçük adam. Baksana gömleğine. Caner çok yakışmış değil mi? Evet. Bir de şapkası var ya miniğimin. Şöyle bir boydan gösterelim oğlumu. Oğlum çok tatlı oldun. Gel bakalım senle. Miralinda da tam bir prenses oldu. Bakar mısınız kombinine? Bizimki yine başladı çekimlere Miralinda. O kadar çok seviyor ki. Bu arada bakın ayakkabılar. Tak tak tak. Tak, bir de böyle çeksin abla. Bayram fotoğrafları çekiyorum Mira. Aferin kızıma. Ayakkabılar Miralinda'dan kalma. Bir kolun ayakkabıları. Bak, bak, bak. Bak. Böyle mi? Böyle mi? Çantan çok güzelmiş Miralinda. Ne yapacaksın hadi. Sen? Şeker mi toplayacaksın? Hadi öpeyim bakayım. Bugün bayram. Oo, alnına koy. Alnına da koy. Ben sana harçlık vereyim. Para vereyim mi sana? Ver. Bak beni çekiyor hala. Nereye koymuşsun parayı? Al bakalım. At çantana. Çantanın önünde. At anne. Annem bana veriyor. Hay Allah. Herkesin elini öpüyorsun, para topluyorsun. Tamam mı kızım? Yavrum benim. Benim de elimi öpecek mi anneciğim? Elimi öp. Elini öpersen verir. Buyurun. Al bakalım. Bu da senin. Ne yapacağız onlarla şimdi biz? Çantana koy. Çantana koyalım. İkisini de koy. İkisini de koy annesi. Aa, bana güle güle harca. Oyun alanında artık harcarız. Arkadaşlar Mira para harcamayı biliyor. Parasını da getiriyor. Top havuzuna gidelim diyor. Biz de götürüyoruz. Ama aslan daha bilmiyor. Ona bir şeyler alırsın annesi. Ona bir şeyler alırsın. Nereye? Top havuzuna. Paran var mı senin top havuzuna gitmek için? Param var. Göster bakalım paran varsa gideriz. Param var. Param var burada. Tamam o zaman. Hatırlıyor musun aşkım? Geçen bayramlarda Miralinda harçlıklarıyla böyle dev havuz almıştı evet. Kendine. Bakalım bu yaz bu sefer ne alacaksın Mira? Luna iyi bayramlar. Oy daha nice nice bayramlar diyelim inşallah. Evden çıkış yapıldı. Şimdi kayınvalidemlere gidiyoruz. Hazır mısınız çocuklar? Babaanneye gidiyorsunuz. Aslan da ne zaman arabaya binse uykusu geliyor. Miralinda'nın da öyle. Kayınvalidemleri de ziyaret ettikten sonra babam ve kardeşimi alıp annemin yanına gideceğiz. Annemi ziyaret edeceğiz. Sonrasında babaannemin yanına gideceğiz. Bugün Miralinda ne dedi biliyor musunuz? Anneanne dedi, anneanne beni denize götürecek dedi. Neden bunu söyledi inanın hiç bilmiyorum. Boğazım öyle bir düğümlendi ki zaman zaman Miralinda böyle anneannesini hatırlıyor. Aklına geliyor. Mesela giydiği bir terlik var sürekli. Karpuz terlik. Onu annem almıştı. Hala daha giyiyor. Hep de onu giyiyor. Bunu diyorum ki sana kim aldı? Anneanne aldı. Veya başka bir şey soruyorum. Bunu kim aldı? Anneanne aldı. Yani o kadar çok fazla bıraktığı hatıralar var ki annemin. Annemin bahçesi denize de yakın olduğu için ben bahçesi diyorum bu arada. Biliyorsunuz her gittiğimde. Denize yakın olduğu için galiba. Oradan galiba aklımda kaldı Miralinda'nın. Anneanne beni denize götürecek dedi ve gözyaşlarımı tutamadım sabah sabah. Zaten böyle eksikliğim çok fazla. Alışıyorsunuz zannediyorsunuz ama gerçekten böyle çok fazla eksikliğini hissediyorsunuz. Yarım kalıyorsunuz. Gerçekten o son mum sönecek diyorlar ama hiçbir zaman sönmüyor. Bir tane içimde yanan mum var. Ve hala daha yanıyor. Hiçbir zaman da sönmeyecek. Gene gözyaşlarım akacak. Akmasın. Ağlatmayacağım sizi de. Şimdi anneme geldik. Kayınvalidemlere. Bakalım onları da ziyaret edelim. Sonrasında tekrardan yola koyulacağız. Geldik çocuklar. Evet. Denize değil. Babaanneye geldik. Hayır denize. Ay denize gitmek istiyor ya. Ay bayram mı geldi oğlum?
Nasıl öyle, olmuşuz gömlekli? Çok yakışmış. Mira hadi gel. Hadi gel elime öp, bayram geldi babaanne. Kertenkele. Kertenkele. Hadi gel alacağız kertenkele gel. Aç lan. Hadi gel para verelim sana. Aç lan. Ya paraya duyunca gelir şimdi o. Aç lan. Para vereceğiz elimizi. Öp elimizi. Beni de öp ben de vereceğim. Beni de öp. Ederim de. Beni de öp elimi. Aa, bunu da. Bunu da. Oy dolu parası oldu Mira'nın. Çantana koy hadi. Koy çantana. Hadi anne çantaya koysun. Aslanı bakalım gel. Teşekkür ettin mi Mira? Bakmasın. Gel. Al bakalım. Aslanın çantası yok mu aslanın? Aslanımızın cebimiz var. Aslanın cebi var. Dayısı da aslana. Oo aslan da geliyor. Oo dolu dolu. Dolu dolu burada babaanneden. Aslan'a da bir şeyler almamız lazım o zaman. Aslan bayağı para topladı bugün. Para topladı aslan. Ay şeker mi getiriyorsun sen, büyüdün artık ya, ver. Dayıya da. Teşekkür ederim. Ya gerçekten büyüdü ya. Büyüdü ben, artık. Ben. Gel dedeye de. Hele bu bayram daha da bir büyüdü. Al kolonya dedesi. O. Maşallah ama büyük. Kendin de al şimdi. İnsanlar ben de sana tutayım. Sen de al şimdi çikolata bak bunlar. Of. Ay lokuma aldı Mira. Dedeye geldik Mira. Hadi gel bayramlaşmaya gidelim. Üzerini değiştirdim. Biraz hava serin geldi. Altına başka bir şey giydirdim. Çantası da çok güzel ya. Ay kıyamam ben sana. Dur. Harçlıkları topladın mı Mira? Kesenize bereket. Teşekkür ederim de. Uzun bir yol sonrasında babaannemin kabrine geldik. Şimdi ona dualar okuyacağız. Aslan uyuyor. Bugün ikinci uykusunu yapıyor. Sürekli arabada vakit geçtiği için. Nereye geldik anneciğim biz? Anneannenin yanına geldik. Annemin yanına geldik şimdi. Babaannemizi ziyaret ettik, annemi ziyaret ettik. Dualarımız kabul olsun inşallah. Mekanları cennet olsun. Şimdi Özlere sahile geldik. Burası oldukça kalabalık. Hatta sezon bile açılmış değil mi Caner? Girenler bayağı bir var. Ben bir şaşırdım. Ama burası bizim oraya göre daha da sıcak. Evet. Çok sıcak burası. Çocuklar hatta üşür diye ben kıyafetlerini de değiştirmiştim. Geçen sene biz tatilimizi burada yapmıştık. Hatta şu sahilden giriyorduk değil mi aşkım? Buradan giriyorduk. Aslan tabii o zaman daha 40 günlüktü, daha küçücüktü. Şimdi daha iyi anlayabiliyor. Bak denizi nasıl izliyor. Bakarsın gene geliriz bu sene ya. Öpüşürüz. Vallahi iyi olur ya bizim için de. Ama çünkü ondan önce bir sürprizim olur ya sana. Olur mu gerçekten? Yine yani bu yaz bol tatilli bir yaz mı olacak? Hak ettik ama ya. Hak ben ettik. Çok çalıştık. Çok çalıştık, hak ettik. Doğru söylüyorsun. Aslan'ın keyfe bak ya. Oh vallahi oğlum. Nereye geldik Mira biz? Denize geldik ya. Anneanne beni denize götürecek diyordu. Allah'tan bu sefer rüzgar yok. Geçen geldik 5 dakika. Geçen geldik 5 dakika bile durmadan eve gitmiştik. Bugün rüzgar yok Allah'tan. Bugün biz yaklaşık olarak bir 4 saat yoldaydık değil mi aşkım? 4-5 saat. Denize çıktık, saat şu an 6 galiba. 6 oldu. Bir 5 saatimiz yollarda geçti. O yüzden çocukların da düzenleri kaçtı. Aslan oturmaktan sıkıldı. Bir ara Aslan'ın da karnını doyurdum. Miral'in de yemek yemedi bugün. Verdim ona. Olsun. Güzel bir gün oluyor ama. Poğaça ayaklara bakın ya. Sezon açsın vallahi olur. Bunlar ne böyle? Bak balı.
Böyle sahile karşı oturuyoruz. Biraz dinlenelim. Miralinda da kumlarla oynuyor. Bilseydim kovasını da getirirdim. Burası rüzgarlı diye düşünmüştüm ben ama değilmiş. Çok da ılık bir hava var. Aslanın çok hoşuna gitti. Değil mi annem? Çok sevdin. Sahilden insan hiç gitmek istemiyor. Havada rüzgarlı olmayınca baktım ki çocuklar da çok eğleniyorlar. Miralinda ve Aslan. Ben Aslan'a çok şaşırdım açıkçası. Kumu böyle ağzına götürür diye düşündüm ama yok, hiç ağzına götürmüyor. Gayet de güzel oynuyordu. Fok balığımız denize doğru böyle emekliyor emekliyor. Sonra bir bakıyor ki suya gelmiş, hemen geri kaçıyor. Çok güzeldi ya valla. Bu sene tatilimiz güzel olacak. Burada da yaklaşık bir saat kadar zaman geçirdik. Ne oldun? Bir saat kadar vakit geçirdik. İyi geldi hepimize. Şimdi eve dönüş yolundayız. İlk önce babamları bırakacağız. Saat de bayağı bir ilerledi. Çocukların uyku saatleri geldi. Bizim uyku saatlerimiz düzenlidir. O yüzden yani saatlerini kaçırmamaya çalışıyorum. Ama genellikle arabaya biner binmez de uyuyorlar. Size de hep denk geliyor arabada uyumaları. Evet, şimdi gidiyoruz bakalım. Güzeldi değil mi Caner baba hepimiz için? Güzeldi valla. Hadi görüşürüz baba. Allah'a emanet. Bay bay. Eve geldik ve bayramın birinci gününü de tamamlamak üzereyiz. Çocuklar bugün arabada bayağıca bir uyudular aslında. Ya yarın bayramın ikinci gününde çocuklara ayıralım diyorum ben ya arkadaşlar. Evet. Çünkü hani Mira gitti, para topladı, çalıştı bugün yani. Yavrum benim. Eskavatöre binmek istiyordu. Ona binsin, oyun alanına girsin, top havuzuna. Belki annesi birkaç kıyafet bir şey de alır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ve bugün bizim 12. yıl dönümümüz. Caner'le bugün biz 21 Nisan'da tanışmıştık. Yollarımız 21 Nisan'da birleşti. Ve 12 yıl boyunca da hiç saygımız, sevgimiz hiç yani bozulmadı. Ama neden öyle biliyor musun? Kat kat arttı. Yani şimdi biz o zamanlar ben tabii 21 yaşlarındayım, çıtır delikanlıyım. Bir de şeydik arkadaşlar, hani her şeyi beraber yaptık. Biz o zamanlarda Tuğba ile beraber tanıştığımızda çalışmıyorduk. Benim kendi böyle ufak tefek web sitelerim vardı. Böyle küçük çaplı bir gelirim vardı. İşte Tuğba da aynı şekilde. Her şeyi kendimiz inşa ettik. Yavaş yavaş taşları üst üste oturttuk. Ama bu sürede hiçbir zaman saygımızı yitirmedik. Ben askerliğimi yaptım, geldim. Tuğba o sırada her hafta sonu yanıma çıkıp giriyordu. Yakın bir yerde yaptım ben izleri. Balıkesir'de. Evet, Balıkesir'de yaptım. Tuğba hafta sonları izinli oluyordu iş yerinde. Çıkıyordu yanıma geliyordu. Ta İzmir'den Balıkesir'e otobüsle geliyordu. Akşamına geri dönüyordu. Çünkü biz böyle bayağı birbirimize böyle değer veriyorduk. Böyle seviyorduk. Yani her hafta sonu Balıkesir'e gelip bir de cumartesi geliyordu gidiyordu. Pazar bir daha geliyordu gidiyordu. Yani o kadar. O kadar ya. Görüşmeden yapamıyorduk. Ne zamanlardan geçtik değil mi Caner? Çok zor şey. Güzel zamanlardan geçtik. Yani döndüğümüz zaman, baktığımız zaman güzel zamanlardan geçtik. Zorluğu da gördük. Beraber başarılar elde edip varlığı da gördük. O yüzden böyle birbirimizin değerini, kıymetini her zaman çok iyi biliyoruz. Böyle devam edecek ölene kadar. Kesin İnşallah. Olarak. İnşallah. Vallahi ağlatacak beni. Hayal de edemezdik aslında böyle iki evladımız olacak, sağlıklı, sıhhatli. Ne bileyim aşkım 12 yıl olmuş bugün. Aynı 12 sene önceki hava var bu arada dışarıda. Ay ay ne duygusalım yahu. Neyse. Yarın devam böyle, edelim o zaman. Evet, çocuklara ayıralım yarını. Yarın videomuza devam edelim. Bu arada birçok çiftimize de örnek oluyormuşuz. Yorumlarda görüyorum. Allah razı olsun. İnşallah ya bir şekilde bakın şu an ben bakıyorum. Böyle bütün gençler hep böyle gelecek kaygısı yaşıyor. Evet, haklılar da. Ama bir şekilde bir halledersiniz. Birbirinize destek olun. Şu anki durumunuzu ele almayın. İleride çok rahat edeceksiniz. Birbirinize evet, destek beraber. Olduğunuz zaman beraber... başaramayacağınız şey yok. Çünkü biz de ilk Tuğba ile birlikte olduğumuzda çok fazla kendimizi bir yerlerde görmüyorduk. Zamanla birbirimize destek olarak o benim işime destek oldu, ben onun işine destek oldum falan kendi işlerimizi yaptık. Bir şekilde çıkış yolu bulduk. Şu an gelecek kaygısı duymuyoruz. Çocuklarımızın geleceği için uğraşıyoruz.
Birbirimize destek olursanız başaramayacağınız şey yok arkadaşlar. Evet, o yüzden hiç umutsuzluğa kapılmayın. Saygınızı, sevginizi hiçbir zaman yitirmeyin. En iyi şeyler sizinle olur. İnşallah. Amin. Gönülden bunu diliyoruz hepiniz için. Yarın da videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bayramın ikinci günü olacak. Uzun bir bayram vlogu olmuş olacak. Pazartesi görüşmüş olacağız sizlerle. Çocukları ayıralım istedik ikinci gününde. Çocuklar oyunun önünde oynarlar. Beraber vakit geçirmiş oluruz. Bugün bayağıca bir yoruldular çünkü. Yarın gezmeyi hak ettiler. O yüzden birkaç saniye sonra yarınımızdan devam ediyoruz. Bayramın ikinci gününden herkese yeniden merhabalar. Ne oldu? Emziğimiz düşmüş. Utanacak bu. Mirelinda'ya sözümüz vardı. Bugün onun günü, Aslan'ın günü. Eskavatörü istiyordu ya. Geldik şimdi Vespar KVM'ye. Allah'ım. Kimse tam, yok yalnız. Kimse yok. Hava güzel olunca. Tabii herkes geziyor haliyle. AVM pek aranmıyor. Bugün tam yine denize girmelik bir hava var. Mis gibi bir hava var. Tuğba'nın tatil zamanı gelmiş arkadaşlar. Geldi. Halledeceğim ama. Nisan sonunda bu bizim yıl dönümümüzü tamamladıktan sonra benim artık tatil isteğim geliyor. Hani hele bir de çocukları dün gördüm ya, çok güzel oynuyorlardı. O yüzden de böyle de bakalım. Caner'den güzel bir sürpriz bekliyorum. Nerede göremiyorum? Karşıda. Karşıda ya. Artık bizimle öyle güzel sohbet ediyor ki karşılıklı bildiğini sohbet ediyoruz biz ya. Evet, doğru bildin. Tam karşıda eskavatör var. Nerede? Gidiyoruz. Eskavatör burada. Ay. Miralinda, hazır mısın? Bana sattın bunu ya. Oradan herhalde. Ha, oradan. Böyle bir kere biz buraya geldik, hatta videoya da çekmiştim. Miralin de görmüş buradan para atıldığını. Daha sonra tekrar gelmek istedi. Bize diyor ki eskavatöre para atacağım diyor. Yahu sen nereden biliyorsun ya? Hazır mısın? Başlıyoruz. Miralinda ve Caner şimdi top havuzuna gidiyorlar. Biz de oğlumla gezeceğiz. Alışveriş yapacağız beraber. Çok seviyor Caner bunu. Başka hiçbir şeyle oynamaz, bununla oynar. Eve de almak lazım bundan bir tane. Ben gidiyorum öyleyse. Çok güzel yazlıklar gelmiş. Alt üst takımlar. Şortu. Şu da bluzu. Bu nedir böyle minnacık? Ne kadarmış bu? 350 liraymış. Kızlar için gerçekten çok güzel çeşitler var, bir sürü. Şöyle müslin bir üst var. Şu da çok tatlı bir tulum. Bu da 350 liraydı galiba, bakayım. 300 liraymış. Şortlar var. Şöyle şimdi asıl almak istediğim yere gideceğiz birazdan da. Kıyafetlere de bakayım dedim. Aa, bu da güzelmiş. Tril tril kumaşı 200 liraymış ama. Çok pahalı ya. Genel olarak her şey artık o kadar pahalandı ki oyun alanının da 1 saati 160 TL olmuş. Beyaz bir elbise. Anam, bunun da kumaşı güzel. Bu da 400 lira. Ebeveyn klasik şortları. Bunlar o kadar rahat ki ben geçen yaz Miralinda'ya bunlardan renk renk almıştım. Fiyatı da uygun, 40 lira. Bunlar da beden olarak büyük kalın. Çocuklar o kadar rahat ediyor ki, bir de yazın sürekli üst değiştiriliyor zaten. Hani 40 liraya da bir şort artık kalmadı. Şöyle renk olarak burada yeşil, krem. Havalar biraz daha ısınmaya başlayınca bu şortlardan bulamıyorsunuz. Tükeniyor hemen çünkü. Burada görmüşken size de göstereyim dedim. Ben geçen yaz bayağı bir almıştım. O yüzden ihtiyacımız yok tekrar almaya. Miralinda'ya şöyle bir tane yeşil tulum alacağım. Şu paçaya bakın. Allah'ım yarabbim. Bir de lila rengi var. Şöyle bir lila, bir de şu yeşilinden alacağım. Bunların fiyatları da 190 liraymış. 48 aya kadar var. En büyüğünü alalım. Bunlar da rahat oluyorlar. Kumaşı da çok güzel.
Anneler günü de yaklaşıyor. Elsa ve 2'deyiz. Bakın anne kız kombini. Ama bu benim tarzım olan bir elbise değil. Keşke olsaydı. Şu anne için elbise. Şu da kız bebekler için, kız çocuklar için bir bluz herhalde. Bluz mu, elbise mi? Dur bakayım. Kızlar ve anneler koleksiyonuymuş. Ah ya, çok güzel ama baksanıza. Aslan'ın hasır şapkası var ama bu yaz için bir de şöyle bir kumaştan bir şapka almak istiyorum. Bu da çok tatlı değil mi ya? Bu elbiseden de bir tane alayım çünkü Caner ufaktan bahsetti bir tatil planlarından. Orada giyer diye düşündüm. Şu da olur kuzuma. Bu kaç yaş? 5-6 yaş. Bu olur. Gayet de güzel olur. Gel bakalım. Biraz da beni görün. Bir tane beyaz elbise beğendim. Şöyle. Bakın. Bunun bedeni 3-4 yaş. Bu belki sıkabilir ya. Şöyle bakın. Çok da güzelmiş aslında ama İzmir'in yaz sıcağında bu biraz terletebilir gibi geldi. Diğer sarı aldığım elbisenin kumaşı daha güzel. Bir de şöyle bir sarı elbise var. Amiralim de bunu görse der ki prenses elbisesi. Acaba bunu mu alsam değiştirip, ama bu da tütülü ya. Yakar bu. Baba kız eğlenceleri bitmiş. Kavuştuk. Özledim. Uyuttum oğlumu ya. Yemek molası verdik. Maşallah Aslan'ın uyuma şekline bir bakın. O kadar rahat ki. Mira Hanım, büyüdün de hamburgerler mi yiyorsun artık? Yanına da kocaman bir ayran olmazsa olmaz. Ha, al biraz daha. Buraya gelip de Evidea'ya girmeden olmaz. Biliyorsunuz evimizin birçok eşyasını biz Evidea'dan düzdük. Bir sonraki videomuzda da büyük bir alışveriş yapacağız Evidea'dan. Burada halılar beğendim ben internet sitesinde. Keşfe geldim şimdi. Bakayım bir internette gördüm ama buradan da kalitesine bakayım. Aynı ürün varsa burada. Bir gezelim, dolanalım. Mira da çok güzel yedi. Maşallah hamburgerini hiç yemiyordu. Keşfe geldiyse sıkıntı. Keşfe geldiysem sıkıntı. Hadi gezelim bakalım. Halıların olduğu alana geldim hemen. Aslan'ın odasına düz bir halı lazım. Böyle desenli halılardan olmaz. Zaten iki duvarda da sticker'ı var. Aşkım bakalım bir. Dur bakayım. Burada bir sürü çeşitli halılar var. Ha, şuna benziyordu internette gördüğüm. Bunun bir ton açık rengiydi hatta. Aa, güzelmiş. Çok kalın bir halı da değil, ince bir halı da değil. Çok güzel. Aşkım bak, boğulur değil mi Aslan'ın odasına? Şu olabilir. Düz renkte değil mi? Bir sonraki videoda gideceğiz ya zaten. Tam ölçüsünü alırım halı boyutunu. 160'a 230 bunun boyu. 1500 lira da fiyatı varmış. Bizimki bu kadar büyük değil ya. Bu ölçüler bize çok büyük gelir ama şunu çok beğendim. Bakalım. Ondan alırız. Ne istiyorsun Mira? Yanaklar lale. Kıpkırmızı oldu yine. Eve geldik. Şimdi ben çocukları besliyorum. Sabahtan bir tarhana çorbası hazırlamıştım onlar için. Miralin de yıkandı. Aslan yıkandı. Tertemiz oldular, mislendiler. Ve artık veda da vakti geldi. Umarım çok güzel bir bayram geçirmişsinizdir sevdiklerinizle beraber. Bizim bayramımız da böyle geçti. Şimdi çocuklarla ilgilenme vakti. Mira'nın da karnını doyuracağım. Ben yapacağım. Tamam annem. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.